spor denince futbol. Aslında biz futbolun da biraz ötesine geçeceğiz. Özellikle amatör diyoruz ama pek amatör değiller. Basketbol, voleybolu, handbolu da tartışacağız. Ama milli sporumuz futbol. Yine transfer sezonu başladı. Milli sporumuzun en keyifli zamanı. Başkan bize bunu al. Başkan şunu al. Gelen her oyuncu muhteşem. Ama ardından bambaşka bir şey geleceğiz. Geldiğimiz noktadaki tablo ama çok korkunç ve kulüplerin, futbolun sürdürülebilirliği herhalde biraz sıkıntıda. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. 10 seneyi geçti ben ekranlara çıkmayalım. bir dönüş oldu. Ara sıra Milli Kütüphane'ye gidiyorum. Kitap çalışmaları için, arşiv çalışmaları için. O zamanın 70'lerin, 60'ların, 70'lerin gazetelerine baktığımızda, spor sayfalarına baktığımızda ana sayfalarında bile voleybol, amatör küme haberleri kadrolarıyla oluyordu o zaman, hatırlarsınız siz de. Şu an hiç öyle bir şey yok. Yani haberlerin tafsilatı olurdu iç sayfaları. Şimdi tafsilat da bir 15-20 senedir yok. Sadece ön sayfada ne varsa o kadar. Futboldan başka spor aşağı yukarı kalmadı. İşte Filenin Sultanları, Efeler ya da 12 Dev Adam, onlar bir çıktığı zaman oluyor. Onun dışında pek olmuyor. Ama eskiden amatör sporlar büyük gazetelerin, yani yaygın medyanın, İstanbul medyasının spor sayfasında yer alırdı. Onları gidip arada arşivde görmek bile hoş oluyor tabii. O günlerde futbolda da tabii ki para harcamaları çok düşüktü. Para harcamaları düşük olduğu için çok mütevazı bütçelerle yapılan transferler ses getiriyordu ama kolay kolay batma diye bir şey yoktu. Ancak biraz önce kitabı da size takdim ettim. 1980-81 sezonunu özellikle bir sezon olduğu için araştırıp kitaplaştırmaya çalışırken mesela o zaman Beşiktaş kongreleri çok enteresan. Siz Beşiktaş'ı yakından biliyorsunuz tabii ki. Beşiktaş'ın biraz bir borcu var. Yani büyük bir borç değil ama biraz bir borcu var. Ve sürekli tartışılıyor. İşte bilmem ne çarşısı grubu, işte tribün grubu, kantinciler grubu. Mesela stadın kantincisi aday oluyor falan o düzeyde. Ve bir yönetim geliyor. Parayı toplayıp hemen borcu ödüyor. Yani bitiyor o borç. Yani bir iki erteleniyor kongre. Sonra geliyor biri borcu ödüyor. Ya da başka bir iş adamı aday oluyor. Can Kurtaran aday oluyor. Trabzonspor'da geliyor bir başka aday oluyor. Ve o para mesela Şamil ikinci Trabzonspor'da tek başına götürüyor. Yani Avrupa'da bunlar başarı kazanıyorlar bu şekilde. Şimdi bambaşka bir yere gelindi. Tabii 80 sonrası, 80 darbesi, peşinden gelen liberal ekonomi, özel ekonomisi, o kültürle, sosyokültürel değişimle beraber futbol çok değişti. Sonradan bunun adı endüstriyel futbol oldu. Son derece kibar bir tanım. Endüstriyel futbol harika. Asıl adı tabii ki müteahhit futbolu. Yani aslında müteahhit futbolu. Yani müteahhit kafası geldi. Türk futboluna el koydu. Arsayı aldı. İşte bir kısmını şeye verdi. Gerisine kendisi kendi imparatorluğunu kurdu. Ve öyle bir duruma geldi ki kulüpleri borçlandırır hale geldiler. Öyle bir de siyasetin çok bir sonraki aşama. Yani önce şöyle bir şey yapıldı. İyice para harcıyorsun. Gitti. Başarılı olursam harika. Başarılı olursam çok güzel. Olamazsam o kulübü benden kimse alamaz. Çünkü o paranın altına girmeye kimse cesaret edemez. Arkadaşlarım hemen uyarıyorlar. Sevgili Tuğrul Akşar bizimle birlikte. Aslında Skype'da ufak bir gecikmemiz oldu. Girişi sizinle yapmak istiyordum. Çünkü bize şu fotoğrafı bir çekin. Türk futbolunun özellikle borç arç ekonomi konusundaki bir fotoğrafını çekin. Ben yazılarınızı okuduğum zaman soğuk soğuk terler döküyorum çünkü. Öncelikle iyi akşamlar. Hakan hocama buradan selamlar. Serhan Bey'e selamlar. Stüdyodaki arkadaşlarımıza, izleyenlere de iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Hakan Bey'le de uzunca bir zamandır görüşememiştik. Bu vesileyle görüştük. En azından sesini duyuyorum. Çok hoş oldu ama ümit ederim kısa sürede yine bir araya geliriz. Pandemi nedeniyle de zaten bir araya gelememiştik. Ekonomi şimdi böyle giderse siz kısa zaman içinde sıkça ekranların konuğu olacaksınız. Biz biraz önden başladık. Devrim Bey, ben aslında 25 yıldır bu işlerini kafa yoruyorum. Yani Hakan Hocam da bilir, onunla da zaman zaman yazışmışızdır. Çok değerli kitaplarını okudum. Futbola da önemli katkılar oldu. Ben 2000 yılından, yaklaşık 1999-2000 yılından beri
bu Türk futbolunun ekonomisine, finansına, yönetsel kısmına, özellikle sportif performans vesaire konularına, gündelik maç yazısının dışında bir yaklaşımla kafa yoruyorum. Yani ciddi ölçüde kafa yoruyorum. Bunların 2000 yılında söylediğim şeylere bugün tekrar şöyle bir baktım. Yani değişen bir şey yok. Yani 2000 yılında konuştuğumuz konuların bugün halen geçerli olduğunu görmek ve hiç yol alamamak beni Türk futbolu adına çok üzüyor. Yani o zaman da insan şunu soruyor. Yani doğada her şey değişim, dönüşüm ve gelişim halinde. Yani mutlaka ileriye gidiyor bir şeyler. Fakat Türk futbolunda biz parasal gelir olarak baktığımız zaman nominal bir artış var. Evet, bunda enflasyonun da etkisi var. Ama onun dışında bütün koşullarda, iyi koşullarda özellikle 2000 yılının gerisine düştük. Bakın, naklen yayın gelirleri 2000 yılının gerisinde. Yani şu anda yaklaşık 120-130 milyon dolar, ki kurlar yükseldikçe daha da geri geliyor. Çünkü Türk lirasına fikslediler, sabitlediler. 2000 yılının gerisine düştük. Gelirlerde 2000 yılının çok ötesindeyiz. Yaklaşık 10-11 kat, 12 kata yakın gelir artışı oldu. Ama buna karşın örneğin borçlarımız 25 kat arttı. Bugün ciddi bir noktaya geldik. Sportif performansta 2000 yılının gerisindeyiz. Yani 2000 yılında UEFA'da 7. sıraya kadar çıktık kulüp futbolunda. Milli takımlar futbolunda 8. sıraya kadar çıktık FIFA'da. Bugün bakıyoruz, UEFA'da bu sene 12. sırada kapattık. Bir önceki yıl 20. sırada kapatmıştık. İşte FIFA'da da çok utanç verici bir yerdeyiz. Yani 42-43'teyiz. Yani şimdi o zaman şunu sormak lazım. Yani Türk futbolu 22-23 yılda neden hiç gelişme kaydedemedi? Yani bütün bunları sorguladığımız zaman ortaya çok ciddi yapısal problemler çıkıyor. İşte bu problemlere dokunduğunuz zaman bu tabii kulüp yöneticilerinin ve futbol yöneticilerinin çok işine gelmiyor. İşin doğrusu şu: aslında Türk futbolu çok ciddi potansiyeli, altyapısı olan bir lig. Yani bugün nereden baksanız yaklaşık 7,5-8 milyar lira civarında geliri ve 972-980 milyon euroda takım bonservis bedelleri üzerinden lig değeri olan bir ligi konuşuyoruz. Yani işte hemen 5 büyük ligin arkasından işte Portekiz ligi geliyor, Hollanda ligi geliyor, Rus ligi vardı, o maalesef taca çıktı, arkasından Türkiye geliyor. Yani baktığınız zaman gelir yaratma potansiyelimiz var. Ha, bu yaratılan gelir kendi dinamikleriyle mi yaratılıyor yoksa devlet kaynaklı mı? Yani ben bir yazı yazmıştım bundan 2-3 yıl önce, devlet destekli top sektirmeye devam mı edeceğiz? Yani baktığınız zaman futbolun ana sponsoru devlet. Şimdi 23 yıllık süreçte gerçekten Türk futbolu kendi dinamikleriyle gelir yaratmakta zorlanıyor. Yıllardır aynı yayıncı kuruluşa ihale edilen bir lig yayın yapılanması var. Hemen parantez açalım. Yani Spor Toto, işte Ziraat Bankası, değil mi? Hep bir şekilde devlet kurumları var. Evet, yani işte daha önceden de Turkcell Süper Lig'di. Daha sonra bu Spor Toto Süper Lig oldu. Ziraat Bankası Federasyon Kupası oldu. Şimdi birlikte, yani eğer futbolun ana sponsoru devletse, o zaman orada demek ki futbol kendi kaynaklarıyla, kendi dinamikleriyle gelir yaratamıyor demektir. Gelir yaratamıyorsa o zaman yöneticilere şunu sormak lazım. Yani bugün futbol yönetiminin temel görevi futbolun ekonomik, finansal, sportif refah düzeyini, yani başarı düzeyini yukarı çekmektir. Yani temel vizyon ve misyon bu olmalıdır. Eğer 22-23 yıllık süre içerisinde Türk futbolu beklenen başarıya ulaşamamışsa, o zaman burada başarısız olan yönetimdir. Yani dolayısıyla da ona göre tekrar gözden geçirmesi. Çok kabaca fotoğraf çekin dediniz. Ben hemen bir fotoğraf çekeyim. Bakın, bugün Mehmet Ekşi'nin daha bundan bir ay önce yapmış olduğu açıklamada Türk futbol kulüplerinin, yani Süper Lig kulüplerinin toplam başları, borçları faizleriyle birlikte 25 milyar liraya ulaşmış vaziyette. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Yani Türk Süper Ligi'nin yıllık gelirinin yaklaşık 8 milyar civarında olduğunu varsayarsak neredeyse gelirlerin 3 katı bir borç var. Tabii bu noktada şeyi de unutmamak lazım, değil mi? Yani gelen borç rakamı bu, ama bu ara dönemde neredeyse her yıl bir dolu aflar, vergi afları, diğer destekler, bunların sonrasında geldiğimiz noktada bu. Devrim Bey, zaten ben şimdi dolaylı rantları dikkate almıyorum. Yani daha bundan 3 yıl 4 yıl öncesine kadar kulüplere işte stat için yer veriliyordu. Vergi affı yapılıyordu. Sosyal güvenlik primlerinde aflar yapılıyordu. Bütün bunlar baktığınız zaman aslında dolaylı olarak bir kulüpten
bir kulübe yani fayda sağlamaktır. Bu da kamusal kaynakların kullanılması anlamına geliyor. Zaten sıkıntılı noktalardan birisi de kamusal kaynakların profesyonel bir alana aloke edilmesi, aktarılması. Bu da zaten toplumsal adaletsizliğe ve toplumsal vicdanı yaralayan bir konudur. Yani dolayısıyla profesyonel bir futbol kulübüne kamu kaynaklarını aktaramazsınız. Eğer orada bir başarısızlık varsa bu başarısızlığın karşılığını Premier Lig'de olduğu gibi, işte Fransız Lig 1'de olduğu gibi, İtalyan Serie A'da olduğu gibi ya küme düşer ya puanı silinir. Dolayısıyla yani burada herhangi bir profesyonel futbola kamusal gelirleri aktaramazsınız. Bu sıkıntılı bir konu. Bakın gelirlerimizin neredeyse 3,5 katı bir borç var. 2000 yılında gelirlerimiz borçlarımızın üzerindeydi. Gelirlerimiz 2000 yılında borçlarımızın üzerindeydi. Bir başka konu, çok önemli bir konu. Futbol kulüplerimizin yıllık zararı, birikimli zararları, bilançoda taşıdıkları zararlar yaklaşık 7,5 milyar liraya ulaşmış vaziyette. Bizim zaten kulüplerimizin toplam geliri 8 milyardı. 7,5 milyar lira zarar var. Demek ki yani toplam gelirimiz ancak zararlarımızı karşılayacak durumda. Bir başka önemli konu, bütün kulüplerin negatif öz kaynakları var. Yani bütün varlıklarını satsalar, hatta bu varlıkların içerisinde bonservis bedelleri üzerinden takım değerini de dikkate alsak mevcut borçlarını karşılamıyor. O zaman soru şu, ya bu Türk futbolunun bu kadar borcu varsa bunun karşılığında da bir aktif olmalı. Bir varlık olmalı. Nedir bu varlık ve nerede bu varlık? Bulamıyoruz. Yani o yüzden burada açıklayamadığımız kara delikler var. Yani borçlanırken bunun karşılığında ilave bir gelir yaratırsınız. İlave bir varlık yaratırsınız. En azından borçlarınızı karşılayacak bir aktifte varlığınız olur. Bu da yok. Yani bu da sıkıntılı bir konu. Bir başka önemli konu, Türk futbolunun rekabetçi gücüne baktığımız zaman en önemli gelir kaynaklarından birisi olan, ki 3 büyük kulübü çıkarırsanız naklen yayın gelirleri neredeyse Süper Lig kulüplerinin gelirlerinin %85'ine %86'sını oluşturuyor. Şimdi naklen yayın gelirlerinin bu kadar önemli olduğu bir lig gelir yapısı içerisinde naklen yayın gelirlerinin 2000 yılının gerisine gitmesi de zaten Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik gelir bakımından sürdürülebilir olmayan bir yapıda olduğunu gösteriyor. Yani buradaki bu sıkıntıların bütün hepsini toplayacak olursak aslında Türk futbolu altyapıda çok önemli sorunları, sıkıntıları olmayan bir lig. Fakat esas mesele Türk futbolunda üst yönetim sıkıntısı, problemi var. Yani şunu söylemek istiyorum. Türk futbolu çok hızlı parasallaşmıştır. Son 22-23 yılda yaklaşık o zamanki Türk lirası olacak, konuşacak olursak yani 250-375 milyon lira yıllık gelirden yıllık 8 milyar lira civarında bir gelire kadar gitmiştir. Ama buna karşılık baktığımız zaman bu parasal büyümeyi yönetecek yönetici kadrolarını tahsis edemediğimiz için, oluşturamadığımız için Türk futbolunun rekabetçi gücünü ekonomik anlamda, finansal anlamda, sportif anlamda yukarı çekebilecek kapsayıcı kurumları oluşturamadığımızdan Türk futbolu maalesef yönetsel olarak parasal gelişim hızının gerisinde kalmıştır. O yüzden Türk futbolunda parasal gelişim performansı yukarı yönlü olurken sportif performans ters yönlü olmuştur. Bu şimdi eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Eğer bir yerde parasal gelirleriniz artıyorsa bunun olması gereken doğal akışı şu olmalı. Parasal gelir arttı, altyapıya yatırım yaptınız, kadrolarınızı geliştirdiniz, bütün bunların ötesinde sportif performansa ulaştınız. O sportif performansın sonunda tekrar para kazandınız, tekrar altyapı, bu başarı döngüsü diye nitelendirdiğim bu döngü büyür ve bunun ortasında bulunan lig değeri veya takım değeri, marka değeri, bunlar da yükselir ve takımınızın, liginizin reytingi yükselir, izlenirliği artar, kalitesi artar ve dünyanın dört bir tarafından talep görür. Sayın Akşar, tam bu noktada herhalde sıkıntı biraz hukuki altyapıda bizim denetim mekanizmalarımızı, şeffaflık mekanizmalarımızı pek ortaya koyamamamızda Mehmet Serhan Özdemir aslında amatör sporlar, hoş ne kadar amatör olduğunu da tartışırız demiştim. Basketbol ve voleybol üzerinde daha derinlemesine bilgim var ama futbolda da aynı şeyler geçerli sanıyorum. Denetim, şeffaflık, sorumluluk gibi kavramlar bizim ne kanunlarımızda ne yönetmeliklerimizde pek de yeterli değil gibi. Şöyle, önceki devrim teşekkür ediyorum programa davetiniz için.
Bu arada tabii yarınki üniversite sınavına girecek bütün genç kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Başta kendi çocuklarım Arda ve Selin olmak üzere. Evde çok büyük bir heyecan var. Onları bırakıp geldim. Yarın bir üniversite sınavı da bende var. Ben kapanışta onlara selam gönderecektim erken. Ben lafı senden alınca selamı göndereyim dedim. Tabii şimdi bizde şöyle bir genel bir hastalık var. Yasa çıkartınca her şey hallolacak zannediyoruz. Yani bir yasa çıkartıyoruz. Diyoruz ki mesela eskiden alayım. Biz bir sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi yasası çıkarttık. 6222 sayılı yasa. Onun üzerinde çalışıldı. Denildi ki işte bu spor terörü, tribün terörünü önleyeceğiz vesaire, şikeyi önleyeceğiz. O zaman meclis öncesi bu tasarıyı çalışırken Ankara Barosu olarak biz de katkıda bulunduk. Dedik ki cezalar çok ağır. Yani bu spor, şike, teşvik primi cezaları çok ağır. Bunu herhangi bir şey olduğu zaman yani bu adamlar terör örgütü kurmuş gibi cezalandırıyorsunuz. Bunun altından kalkmak güç olur. Ondan sonra sanki bir şey olmuş gibi bir anda 3 Temmuz patladı. Ve gerçekten cezaların çok ağır olduğu ortaya çıktı. Ve yasayı değiştirmek zorunda kaldılar. Biraz bizde kervan yolda düzülür misali. Yasa çıkıyor, ondan sonra yasanın bu şurası olmadı, burasını düzeltelim vesaire oluyor. Şimdi bir de yeni yasa, tabii spor kulüpleri ve federasyonları yasası çıktı. Spor kulüpleri artık Spor Bakanlığı'na taşındı ve spor kulübü ve spor anonim şirketi diye bir kavram, yani aslında medeni kanunda olmayan bir tüzel kişilik, yani tüzel kişilik olarak ya dernek, vakıf ve ticari şeyler, tüzel kişilikler varken spor kulübü diye olmayan bir tüzel kişilik yarattılar. Fakat buradaki amaç finansal payfleyi, yani gelir gidere denk olsun şeklinde bir amacı güdüyor. Fakat burada da spor kulübü, bu futbol, voleybol ve basketbol veya handbol değişmiyor. Spor kulübü yöneticilerine çok ağır mali ve cezai yükümlülükler yüklediler. Hatta spor kulübü yöneticileri şunu demeye başladı. Biz artık yönetici bulamayacağız. Yani bu işte elini taşın altına koyacak, sorumluluğu yüklenecek. Yasanın çok büyük şeyleri var. Yani yanlışlıkları var. Bence düzeltilmesi gereken taraflar var. Ama biz işte bu değerli hocam, Turul Hocam'ın söylediklerini, bu kanayan yarayı düzeltmek için yasa çıkartalım diyoruz ama yasayla bu işler olmuyor. Olmadığı da ortaya biraz çıktı. Biraz da kültür ve gayet bakış meselesi. Gayet tabii. Yani Türk futbolunda, genel olarak Türk sporunda kulüpler çok ciddi bir sıkıntıda ve ekonomik kriz de ne yazık ki bunu tetikleyecek. Çünkü yabancı sınırlaması diye bir şey vardı eskiden. Onun amacı aslında işte Türk sporunu desteklemek, Türk sporcusunu desteklemek, işte milli takımlar düzeyinde başarıyı yakalamak, Türk sporcusunun sahada veyahut da salonda daha çok süre almasını sağlamaktı. Fakat şimdi yabancı sınırlaması büyük ölçüde kalktı. Dolayısıyla yabancı sınırlamasının kalkmasıyla bu sefer futbol ekonomisi ve spor ekonomisi ülkenin ekonomik şeyiyle, gidişatıyla doğrudan etkilenir hale geldi. Şimdi işte euronun, doların durumu ortadayken bu kadar çok yabancının da ülkede spor yaptığı düşünüldüğü zaman şimdi şu anda kulüplerin en büyük şeyi, Türk oyuncuları da aslında buna paralel olarak transfer ücretlerini yükseltiyorlar. Şimdi nasıl bu işin altından kalkacağız diyorlar. Gerçekten de ben mesela voleybolda çok iyi biliyorum. Çok büyük kontratlar var. Çok iyi sporcular geliyor Türkiye'ye. Mesela Türkiye Voleybol Ligi. Ve medarı iftarımız olarak evet, şu an bir noktaya konumlandırdık. Evet, mesela Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi dünyanın ilk üçünde. Bence hatta birinci sıralaması. Yani İtalya'dan da önde olduğunu düşünüyorum ben. Keza Basketbol Ligi de öyle. Futbol liginin de gerçekten yeri aslında aşağılarda değil ama şimdi bu sporcuları nasıl Türkiye'de oynatacak kulüpler? Devlet olmadan, devlet desteği olmadan, devlet kurumlarının desteği olmadan Türk sporu bir yere gidemiyor. Özellikle şeyde, basketbolda ve voleybolda ve handbolda bu daha çarpıcı olarak görülüyor. Dolayısıyla hakikaten sıkıntılı bir durum var. Bu noktada Turul Hocam, sizin bir yazınız vardı. 2000 yılında 5+2 kuralımız vardı. Evet. Biz sıralamada 7.'ydik. Evet. Daha sonra yabancı sayısı artıyor. İşte geçen sene neredeyse sınırsızken 20.'ye düştük.
hemen onun ardında işte bu sene 12.'yiz. Aa tamam, toparlanıyoruz gibi, değil mi? Evet. Yani burada şimdi bu konuya girmeden önce yasal olarak çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani yasayla dünyanın hiçbir yerinde sorunların üstesinden geldiği görülmemiştir. Eğer siz burada gerekli kültürü ve o başarıyı odaklayacak bir iklimi oluşturamazsanız, yasayla gelen tedbirler polisiye tedbirler olmaktan öteye gitmez. Yani bugün futbol kulüplerinin sadece şirketleştirilmesi de soruna çözüm getirmez. Önemli olan futbol kulüplerinin kurumsal yönetim ilkeleri ışığında yönetsel anlamda bunların şeffaflığın, hesap verilebilirliğin, denetlenebilirliğin, paydaşlara karşı sorumluluğun çok açık bir şekilde dile getirilecek ve bunların aynı zamanda uygulanabilmesi ve bunların çok sıkı denetiminin yapılması gerekir. Yoksa bunları sağlamadan, kurumsal yönetişimin egemen örgüt modeli haline getirilmeden şirketleşmek sorun değil. Şirketleşip de İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da batan çok kulüp var. Türkiye'de de var. Yani sorun şirketleşmek değil. Zaten bu mevcut yasa, spor kulüpleri yasası olmakla beraber aslında profesyonel futbol kulüpleri yasasıdır. Benim çok eleştirim oldu. Siyasetin müthiş etkileri var. Siyaset istediği gibi dizayn edebilecek. Yani bu yasanın siyasete verdiği ve bakana verdiği o kadar önemli yetkiler var ki bunların hiçbirinde kulüplerin sesi çıkmadı. Yani dolayısıyla bu başlı başına ayrı bir tartışma konusu ve benim çok eleştirdiğim bir konu. Çok bu anlamda sorumlulukları özellikle yöneticilere yükleyen, mesela zarar yapamazsınız diye bir uygulama var. Şimdi bu koşullar altında mevcut geçmişten gelen zararların, neden olduğu zararların hesabını kim verecek? Yani birçok eleştiri konusu var. Bunu kapatayım, hemen buradan şeye geçeyim. Bu yabancı futbolu, yabancı futbolcu konusunda ben çok araştırma yaptım. Özellikle çünkü Türk futbolunda yabancı envanteri de çıkardım. Yani bu yabancı envanterinde ben şunu gördüm. Yani normalinde baktığımız zaman bugün Türkiye'deki her iki oyuncudan birisi yabancı. Yani bugünkü istatistiklerimize göre, benim ulaştığım bilgilere göre her iki oyuncudan birisi yabancı ve yaş ortalaması diğer benchmark alacağımız ülke liglerinin de üstünde. Oralarda 23-24 olan yaş ortalaması bizde 28'lerde, 27,5'larda falan. Yani burada da performansı aşağı çeken bir konu var. Sizin söylediğiniz gibi 2000'de 5+1, daha sonra 5+2 olmuş. UEFA Kupası, Süper Kupa gelmiş. Daha sonradan biz yabancı uygulamasını serbest bırakmışız, başarı gelmemiş. Demek ki bunun yabancı oyuncu sınırlamasıyla veya yabancı oyu serbestliğiyle de alakası yok. Çünkü gelen her üç oyuncudan birisi oynuyor. Şimdi ben buna da baktım, çıkarttım. Yani uzun yıllar, geçmiş yıllara kadar gittim. 2000 yılından bugüne kadar oynayan oyuncular kaç yabancı var, bunun kaçı oynamış diye baktığım zaman karşıma %31-32 gibi bir rakam çıktı. Yani 1/3. Her üç yabancıdan biri oynuyor. Şimdi her üç yabancıdan biri oynuyorsa biz iki tane yabancıyı o zaman gereksiz yere transfer etmişiz ki toplam Türk futbolunun transferinin %85'i de yabancı transferi. Şimdi bu şu demek, yani net döviz ödüyorsunuz. Yani bu anlamda net döviz borçlu bir ülkesiniz. Zaten döviz fukarasıyız. Yani dolayısıyla dövizin bu kadar önemli olduğu bir ortamda siz dışarıdan getirdiğiniz her üç oyuncusundan iki tanesini eğer oynatamıyorsanız, o zaman sizin döviz ödemeleriniz boşa gidiyor. Bir başka konu, getirdiğiniz oyuncuları başka bir yere tekrar satma şansınız çok zor oluyor arada bir. Ama bunu da sürdürülebilir bir şekilde bir program ve sistematik ve stratejik bir plan program çerçevesinde yapamadığımız için getirdiğimiz oyuncular için burası son durak oluyor. Yani dolayısıyla buraya getirdiğimiz oyunculara çok büyük ücretler ödüyoruz. Ona da baktım. Örneğin Türkiye'de yabancı oyunculara ödenen toplam ücretlerin gelirleri oranına baktığımız zaman %89. Bu inanılmaz bir rakam. Yani bir futbol kulübünün 100 liralık gelirinin 89 lirasını oyunculara ücret olarak ödüyorsunuz. Peki sizin daha diğer başka giderleriniz var. Yetmiyor gelirleriniz bu giderleri karşılamakta. Bunu Avrupa ligleriyle benchmark olarak aldığım liglerle kıyasladığım zaman burada en şeyi %80 filandır. Yani %87 özellikle son Fransa'da filan. Ama onların gelirleri çok fazla. Mesela ben şimdi bu program öncesi şöyle bir araştırma da yaptım. Baktım, hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bakın, ücret maliyetleri Premier Lig'de 4.3 milyar euro toplam gelirin %67'si. İspanya'da 2.4 milyar euro toplam gelirlerin %73'ü. Almanya'da 1.9 milyar euro toplam gelirlerin %59'u. İtalya'da 1.9 milyar toplam gelirin %83'ü. Fransa'da 1.8 milyar toplam gelirin %87'si.
Şimdi bu son iki ligde zaten bir sıkıntı var. Zaten sportif performans olarak baktığımız zaman da karşılığını alamamışlar. Ama burada bir şey ortaya çıkıyor. Yani burada bunu bu ligler bizim için benchmark olamaz. Çünkü zaten bu kulüplerin oyuncularına ödemiş oldukları ücretli maaşlar bizim toplam gelirimizin üzerinde rakamlar. Yani bir bakıyorsunuz bugün Premier Lig 4.3 milyar euro yıllık oyuncularına ücret ve maaş ödüyor. Yani 4.3 milyarı bugün ortalama 25 lira deseniz konu 100, yani baktığınız zaman çok büyük rakamlara ulaşıyoruz buradaki rakamlarla. Dolayısıyla bugün 7.8 milyar civarında bir gelirin olduğu yerde Premier Lig'in yaklaşık 100 milyar lira civarında TL'ye dönüştürürsek oyunculara ödemiş olduğu ücret ve maliyetler benim son yazdığım kitapta da 2020 pandemi döneminde yazdığım özellikle Avrupa'da son 20 yılda farklı bir lig yapılanmasına gidildi ve UEFA yeniden dizayn edildi. Bir yerde 5 büyük lig bir yerde, diğer tarafta bunun etrafında 50 periferi çevre ülke var ve bunların arasında milyarlarca euroluk açık var. Dolayısıyla ben burada işlerin birazcık daha finansallaştığını ve 5 büyük ligin parasal olarak gelirlerini çok ciddi artırırken buna karşılık çevre liglerin zarara boğulduğunu söyleyeyim. Dün en son bir arkadaşım Hüseyin Özkök'ün de uyarıyla tekrar baktım. Deloitte 26. futbol finans raporu yayınladı. Bakın burada söyleyeyim size. Toplam futbol gelirleri bu 2021-22 itibariyle Avrupa'da 29.2 milyar euroya ulaşmış. Bir önceki yıla göre %7'lik bir artış var. Sıkı durun. Yani bu gelirlerin %22'si sadece Premier Lig tarafından yaratılıyor. Premier Lig'in yıllık gelirleri nereden baksanız 6,5 milyar euroya ulaşmış. Şimdi zaten 5 büyük ligi topladığınız zaman toplam gelirlerin %60'ını 5 büyük lig oluşturuyor. Zaten bu ortaya koyuyor ki 5 büyük ligle çevre ligler arasında ciddi ölçüde bir gelir uçurum farkı var. O nedenle rekabet dengesiz ve haksız rekabete dönüşmüş vaziyette. Son 22-23 yıldır UEFA bu işi çaktırmadan Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı formatlarla, yeni değişik düzenlemelerle, parasal gelir dağıtım kastayılarını değiştirerek bunları ince ince ördü. Fakat bunda ne bizim Türk futbol kulüplerimiz ne futbol federasyonu bunlardan bir haber olmadı. Ben uyardım. Önemli kulüplerimizin başkanlarını uyardım. Bakın Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Türk futbol kulüplerinin ve bizim gibi çevre liglerin aleyhine ince fauller yapıyor. Çünkü evvelden %30 civarında olan pazarlama havuz gelirleri dağıtımından Türk futbol kulüpleri ortalama yılda 15-16 milyon en son Beşiktaş 22 milyon euro para kazanmıştı. Şimdi bugün bu değişiklikten sonra hemen ertesi yıl Şampiyonlar Ligi'ne giden Galatasaray'ın sadece buradan elde ettiği gelir 9 milyon euroya düştü. Çok ciddi büyük kayıplar var ve bunlar zamanla ortaya çıkan şeyler. İşte Şampiyonlar Ligi'nin formatı değiştiriliyor. 32 takımdan 36 takıma çıkıyor. İşte seri kastayı uygulaması denen bir şey var. 10 yıllık başarıya göre futbol takımlarını üst üste düzüyor ve bir kastayı var. Ona göre pay vererek hesaplama yapıyor. Şimdi bu kastayı da zaten bizim gibi çevre lig kulüplerinin ilk 10'a girme şansı yok. Başarı yok çünkü. O yüzden en fazla parayı da doğal olarak merkezlikler alıyor. Oralarda artık futbol tamamen bir iş olmuş ve futbol aracıyla ekstra gelir yaratılıyor. Orada sportif performans olmasa bile kulüplerin gelirleri çok önemli. Bakın yine çarpıcı bir örnek vereyim. Bugün Premier Lig'de yaklaşık gelirlerin %60'ı sponsorluk geliri. Yani dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir liginde bu kadar büyük sponsorluk geliri olduğunu göremezsiniz. Yani bu kadar büyük sponsorluk geliri olan bir ligle sizin nasıl mücadele etme şansınız olsun ki? Ve UEFA bunu sürekli pompalıyor. Şampiyonlar Ligi formatını değiştiriyor, Avrupa Ligi formatını değiştiriyor. Sonra bizim gibi takımlar çok fazla caz yapmasın diye kalkıyor işte Konferans Ligi diye bir lig uyduruyor. Orada 3-5 kuruş paralarla bizleri avutmaya çalışıyor. Şimdi bunlar ciddi ölçüde bizim itiraz etmemiz ve mücadele etmemiz gereken nokta. Ve ben bütün kulüplerimize şunu söyledim. Bakın Şampiyonlar Ligi'nde ya 32 takımın 20 tanesi, 19 tanesi neredeyse yani 3'te 2'si merkez liglerden gidiyor. Yani Premier Lig'in 4. takımının Şampiyonlar Ligi'nde ne işi var? Yani benim takımım Şampiyonlar Ligi'ne gidemezken veya çevre ligden takımların şampiyonları neredeyse Şampiyonlar Ligi'ne gidemezken Premier Lig'den 4 takımın, Bundesliga'dan 4 takımın, işte La Liga'dan 4 takımın gidiyor olması bile burada zaten haksız ve dengesiz bir uygulamanın olduğunu gösterir. O nedenle dedim ki bizim ülkemizde bu işlere önderlik yapabilecek ve rol model olabilecek dışarıyla iyi ilişkiler olan kulüplerimiz var. Ya bu kulüpler
kendisi gibi çevre ülkelerle bir ortak platform oluşturabilirler. Bu oluşturacakları platform aracılığıyla UEFA'ya karşı bir güç birliği oluşturabilirler. Bakın Devrim Bey, UEFA'ya karşı sesinizi çıkarmazsanız sürekli kaybedersiniz. İlk önce bu kayıplar sportif performansla başlar. Çünkü size takım uygulaması, seri başı uygulamasıyla zaten öyle bir kanalın içine sokuyorlar ki başarıya ulaşma şansınız yok. İşte Galatasaray 2 ön elemeden başlayacak bu sene. Ondan orayı geçersek... Tabii hemen şunu söyleyelim. Yani biz birlikte olmayı bırakın, işte Avrupa Süper Ligi kurulursa kim gitmeli tartışmasına dönüp aslında yine bunu bir iç rekabete getiriyoruz. Ve hani o birlikte olmak yerine hayır ben temsil etmeliyim, hayır ben temsil etmeliyim savaşına girip enerjimizi de son derece gereksiz bir tartışmayla harcıyoruz. Evet. Şimdi bakın burada enteresan bir konu var. Şunu da söyleyeyim. Yani bakın bugün Kulüpler Birliği diye bir vakıf var. Adı Kulüpler Birliği. Yani normalinde eğer kuruluş senedine bakarsanız, ana sözleşmesine bakarsanız Süper Lig kulüplerinin ekonomik, sportif ve diğer haklarının koruması ve kullanmasına yönelik kurulmuş bir lig, organizasyondan bahsediyoruz. Ya pandemi dönemi oldu. Kulüpler gelirleri 1/3 düştü. Hiçbir yardım olmadı. Bu sırada tuttular yayıncı kuruluş özellikle işte takım sayısı artırılıyor vesaire diye 90 milyon dolar tırpanladı, ona ses çıkmadı. Arkasından 5 lira 87 kuruştan doları fixlediler, ona ses çıkmadı. Ben pandemi döneminde hesap yaptım, sadece yayıncı kuruluşa verilen tavizler nedeniyle Türk futbol kulüpleri gelirlerini kaybederken yaklaşık 1.7 milyar lira var olan gelirden kaybı mahrum kaldılar. Ya bir tane futbol kulübü başkanı veya bir kulüpler birliği çıkıp da ne oluyor diyemedi. Yani yayıncı kuruluş bu işten zarar ettiğini söylüyor fakat bırakıp gitmiyor. Yani bu yayıncı kuruluş sadece Türkiye'deki maçları yayınlamıyor ki 38 ülkede maç yayınlıyor. Oralarda böyle bir hukuka aykırılık vesaire söz konusu kafası aklının ucundan bile geçmez. Yayıncı kuruluşun da alternatifi sadece TRT olarak aklımıza geliyor. Yayıncı kuruluşta da bir de TRT'yi ortaya koyduk mu artık futbolun tamamını devlet finanse ediyor noktasına geliriz. Orada da ben şu öneriyi getirdim. Finansal Futbol isimli kitabımda da çok detaylı olarak bunu anlattım. Bakın Premier Lig pandemi öncesi bir yayın modeli üzerinde çalışıyordu. Adını Premflix koydular. Netflix iş modelini kendilerine baz aldılar. Neredeyse 10 sterlin ile 15 sterlin arasında bir naklen yayın üye abone bedeli ve 4 yıl içerisinde yaklaşık 24 milyar sterlinlik bir gelire ulaşmayı adamlar bütçelemişler. Yani 24 milyar sterlini konuşuyoruz. Bakın euro değil. Bunu nasıl yapacaklar? Bu kendi kurdukları modelle artık karasal yayından uzak internet, teknoloji, televizyon işbirliğiyle oluşan ve mobil iletişim kanallarının kullanıldığı ve dünyanın dört bir tarafında online real time aynı şekilde karasal yayından uzak. Zaten önümüzdeki 10 yılı 15 yıl içerisinde karasal yayın kalkacak. Dolayısıyla internet temelli ve Netflix iş modelini alan zengin içerikli futbolun hemen hemen çok ucuz ölçek ekonomisinden yararlanacak şekilde ve yılda 25 milyar sterline giden bir büyüme. Ben de bunun üzerine dedim ki kulüplerimize, ki bu önemli kulüplerimizin hem divan kurulu üyeleri başkanları da var. Ya siz de örneğin biz Superflix adı verilen, artık bu yayıncıyla biz bu işi devam ettirmeyelim, kendi modelimizi kuralım. Bakın İngiltere'de böyle bir uygulama var. Biz de bu modeli kendi aramızda yaparız. Hatta Hollanda ile Belçika kendi aralarında anlaştılar. Kendi maçlarını böylesi bir model üzerinden yayınlayacaklar ve zengin içerikle beraber bu modeli satacaklar. Orada da çok parasal gelir var. Bizim de yurt dışında oynayan kupa kazanmış kulüplerimiz aracılığıyla böyle bir platform oluşturulursa, örneğin 50 ülke var. 50 ülke, 50 çevre ülkenin, UEFA'da 55 ülkenin 50'si çevre ülke. Ya bu ülkelerin maçları, ligleri kendi arasında yayınlanır. Zengin bir içerik var. Bugün Avrupa'da UEFA'ya üye ülkelerin toplam... Neye yanıt verdiler? 750 milyon nüfus var bugün. Bakın UEFA'ya üye ülkelerin, UEFA ülkeleri diyelim biz buna. UEFA ülkelerinin 750 milyon nüfusu var. Merkez liglerde yaşayan toplam nüfus 250 milyon civarında. Yani demek ki 3'te 1 orada, geri kalan 3'te 2'si çevreliklerde. İnanılmaz bir pazar var. Bu pazardan yararlanabilirsiniz. Ya kimsenin umurunda olmadı. Yani ben bunu federasyona da önerdim. Dedim ki bakın artık bu televizyon yayıncılığı ve karasal yayına odaklanmayın.
dünyada bu tür, özellikle İngiltere'de bu tür bir yapılanma söz konusu. Siz bu konuda makaleler de yazdım, öneriler de getirdim. Artık bu bakış açısıyla olaylara bakın. Yani naklen yayıncı kuruluş istediği zaman, canı istediğinde ödüyor, istemediği zaman ödemiyor. Ya lig başlayacak, yayıncı kuruluşun ne kadar para ödeyeceği belli değil. Kulüpler inim inim inliyor, 5 kuruş para kazanamamış pandemi döneminde. Ciddi problemler, sıkıntılar var. Ücret maliyetlerini aşağı çekememişler, gelirler düşmüş, yayın gelirleri tırpanlanmış. Kulüpler Birliği'nden ses yok. Futbol Federasyonu zaten ses yok. Bunun da temel sebebi Türk futbolunun üzerinde ciddi bir siyaset etkisinin olmasından kaynaklanır. Yani tam bugün onu konuşuyorduk sizinle yayına girdiğimizde Hakan Hocam'la birlikte. Hakan Hocam, Tuğrul Akçar'ın ben yazılarını okudum mu şimdi dinlediğim zaman da aynı oluyorum. Bu arada bir de uyarıda bulunayım. Bu yayınları izleyip kesip kesip yazıyorlar. Ne olursunuz bu bilgilerin kimin tarafından nerede söylendiğini kaynak göstererek paylaşın. Bu tip yayınlardan sonra bu emekle harcanan rakamları hani kendi notuymuş, kendi bilgisiymiş gibi yazanlar, çizenler, paylaşanlar oluyor. Gerçekten öyle. Medyanın da doğası o zaten sonuçta. Tam, en sonuna alıntı yazan yazıyor, yazmayan hiç mi yazmıyor. Tuğrul Bey'in de söylediği gibi. Tam biz siyasette bitirmiştik. Devam ama edelim orada. Ama burada şeyi de ekleyelim. Yani o kültürü de ekleyelim. Tabii. Üçte ikisi oynamayan yabancı oyuncular. Peki biz bu yabancı oyuncuları neden alıyoruz? Doğru. Şimdi Tuğrul Bey'le biz bir haber portalının internet sitesinde belki 20 seneyi geçti zannediyorum Tuğrul Bey'in söylediği gibi. Aynı portalda yazıyorduk bir dönem hatırlıyorum. Murat Yıcı vardı editörümüz. Çok da iyi bir ekip vardı. O zamanlardan beri ben Tuğrul Bey'i takip ediyorum. Onun dışında da düzenli olarak hep yayınlarını, yazılarını, fikirlerini takip ediyorum. Çok da güzel şeyler söyledi tabii. Türk futbol kulüplerinde tabii temel sorun gelir sorunu değil aslında. Yani gelirlerin çok iyi olduğu dönem oldu. Türk futbolunda sorun gider sorunu. Yani havuz problemi açısından baktığımızda hep aşağıda çok büyük bir delik var. Gider çok fazla gelire göre. Ve bu tamamen anlayışla ilgili bir şey. Anlayış bir başkanla yönetimle de değil sadece. Yani taraftarla da başlayan, onların baskısıyla devam eden bir durum var. Ve bugün Türk futbol kulüplerini yöneten yöneticilere, başkanlara ne kadar para bulursanız o kadar borcu artırmış olursunuz. Yani bir kulübün diyelim ki 100 milyon lira borcu vardı. Ben mesela Trabzonspor Başkanlığı'na 10 yıl önce aday olduğumda 2013 Mayıs'ta 160 milyon mu 170 milyon mu öyle bir borcu vardı. Lira. Yani tabii öyle bir şey. Yani ve dedik ki biz bağımsız spor programlarında bazen o dolar ve lira şeyleri tabii karışıyor. İnsanlar lira, daha farklı noktaya geliyor. Şimdi dedik ki biz o zaman biz bağımsız irade hareketi olarak giriyoruz ve hiçbir siyasi görüşe bağlı değiliz. Tamamen bağımsız. Trabzonspor'un kuruluş felsefesi budur. Bağımsızlıktır. Bunun üzerine başka bir başkan adayı çıktı, dedi ki ben dedi sonuna kadar siyaseti kullanırım arkadaş dedi. Adam seçimi kazandı. Sonra hastane müteahhidi oldu. Çok güzel para kazandı. Buyurun yani sonuçta. İki sene sonra başka bir şey arkadaşla beraber seçime girdik. Karşı taraf dedi ki 50. yılda şampiyonluğa dedi. 50. yıla iki sene vardı. 6-7 Trabzonspor 7-7 o oyuncu geldi bu gitti, borç acayip arttı. Kendisi de sponsor olmasına rağmen para da harcadı. 50. yılda şampiyonluk gelmedi. Bir daha 2022'de yani 55. yılda geldi. 55. yılda geldi ama Türk futbol kamuoyunda şöyle bir şey oluştu. Siyasetle şampiyon oldunuz. Şimdi ben dedim ki Trabzonspor şampiyon oldu. Tamam, çok büyük başarı elde ettiniz. Ama zaten biz şampiyon oluyorduk. Peki bunu dedirtmeyi nasıl başardınız? Trabzonspor defalarca şampiyon oldu. Hiç böyle bir şey denilmedi. Siz bunu dedirtmeyi nasıl başardınız? Yani Trabzonspor, halbuki eze eze olduğunuz maçları izledik, gördük. Ya çok iyi bir hücum şeyiniz vardı. Çok iyi bir kaleci. Rahmetli Ahmet Suat'ın sözüyle atanla tutan iyi olursa tamam, nasıl Galatasaray şimdi? Muslera ile Icardi'si vardı işte falan. Yani ayrı iyi de bir sezon geçirdi. Ya böyle olur bu işler. Ama siz bunu nasıl dedirtmeyi başardınız? Çünkü siyasetle. Çünkü İşte o dediğimiz ilk başkan olan arkadaş 2013'te, 2015'te olandan beri başladınız, şunu söylediniz. Efendim UEFA ile ilgili bir sorununuz var. Sayın Bakanımız şunun gayretleriyle bu çözüldü, kendisine çok teşekkür ederiz.
şu vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle. Efendim bir kabine açıklanıyor. 4 tane bakanımız var ya. Allah'ım şimdi kabine açıklanıyor. Dua ediyoruz ki Trabzon'dan biri bakan olmasın. Yani Türkiye'de bir Trabzonlu gerçeği vardı. Bunu Trabzonlu bakanlar ve onları siyasetini bağlayan Trabzonspor yöneticileri yerle bir ettiler. Bunu nasıl onaracağız ben bilmiyorum. Spor basınının da en sevdiği şeylerden biridir. Kabinede şu kadar Galatasaray, şu kadar Beşiktaş diye. Hayır, onarsak ne olacak? Türkiye'nin tehlikeli hale gelmeye Türkiye'nin başladı. Tek sorunu Trabzon, Trabzonspor değil. Onarmasak da olur ama biz üzülüyoruz yani. Ama bu kötü bir örnek aynı zamanda. Çünkü çok önemli bir fikir, kültür, tarih kentinden ülkeyi getirdikleri yer burası, şehri. Yani bunu sadece Trabzon olarak da değil, işte seçimleri değil. Geride bıraktık. Değil. Her mitingde. Ama bakın, o başka. O atkılar o başka. Takıldı, diğer şeyler sözler verildi. Ama Trabzon bir kültür şehriydi. Diğer 81'i vilayetler aslında 67, 81 oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 olacak deniyor. Allah artırsın tabii. Ama şu var, Trabzon bir kültür şehriydi. Tarihi olan bir şehirdi. Anadolu'da birçok şehrin böyle şeyi yoktu. Trabzon yerel basını, sanatçısı, fikir adamıyla, yazarıyla bambaşka bir yerdi. Bir imparatorluktu sonuçta. Trabzon o kadar geri gitti ki öbür kentlilere eşit oldu. Çünkü bu siyasi görüşün sloganı şuydu. Sağlıkta, sporda, sanatta, kültürde herkesi en aşağıda eşitlemek. Herkesi en aşağıda eşitleyelim. Yukarıda olan varsa, iyi durumda olan varsa ona şey yok. Hoşgörü yok. Aşağı insin herkes. Aşağıda eşitlenelim. Biz oradayız, siz de orada olun. Bakın herkesi aşağı aldık, sizin gibi yaptık, bize oy verin. Bu görüş buydu. Çok güzel tuttu. Çok son derece başarılı oldu. Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın desteğiyle geldi. Çok iyi bir projeydi ve devam ediyor. Daha önce başkaları üzerinden de onları tasfiye ettiler. Efendim söyleyeyim, devam ediyorlar. Şimdi Türkiye'de birinci sorun şu var. Türkiye bir futbol ülkesi değil. Şimdi sürekli futbol konuşuyoruz diye futbol ülkesi olmayız. Sürekli siyaset konuşuyoruz diye demokrasi ülkesi değiliz. Hatta daha ters bir noktaya da gidiyor. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte biraz da sosyal medyada hakim noktadakiler biraz daha hani entelektüel kesim olduğu için. Evet. Artık şimdi bu futbola niye bu kadar kaynak ayrılıyor? Ya herkes futbol izlemiyor. Doğru. Herkes futbolla bu kadar etkileşim içinde değil. Başladı, giderek de artıyor. Zaten başarı gelmeyince başka bir noktaya. Çok gençler doğru. O 90 dakikayı artık izlemiyorlar. Başka bir noktaya gittiler. Farklı sporlar ön plana çıkmaya başladı. İnşallah. Keşke çıksa. O çıkan sporların da geleceği futbol gibi olursa kötü. Benim kaygım orada. Şimdi Sayın Özdemir söylüyor, voleyboldan bahsediyor. Yani voleybol, basketbol da gizli profesyonellikle yıllardır buraya doğru gidiyor. Yani biz de... Mesela şeyi söyleyeyim. Trabzonspor basketbol takımını kurdu. Avrupa'da finale de oynadı. Yani, bir alt, ondan sonra kayboldu. Finaldi, ama oynadı. Yok oldu. Ama ya, bitti yani. Hani ki basketbol bir... çok daha kolay bir şeydi. Evet. Yani şöyle basketbolda 1 lira veriyorsun 1 liralık başarını alıyorsun. Evet. Futbolda yok o. Evet. Basketbolda 5 kişi oynuyor, belli bir şey var. 5 tane iyi adam alıyorsun. Bir karşılığını hemen alıyorsun. Net alıyorsun. Voleybolda da alıyorsun. Onun için hemen biz bu transferlerle bu kadar yukarı geliyoruz. Kulüp sürekli Vakıfbank. Aslında voleybolda biraz altyapının da değil mi etkisi başladı. Burada biraz. Bakın voleybolun iyi bir yanı daha var. Laf lafı açıyor. Belki böyle atlamak daha iyi. Voleybolda federasyon. Sen Akşar geliyorum hemen. Voleybolda federasyon Ankara'da. Değil mi? Evet. Ankara'da Beşevler'de. Bakın Türkiye'de futbol federasyonu nerede? İstanbul'da. Merkez Bankası İstanbul'a taşınacak diye iktidar söylediğinde bir hani önce bir tartışsın dediğinde bütün cumhuriyetçiler, efendim Atatürkçüler, laikler, iktidarı eleştirenler ne dedi? Merkez Bankası İstanbul'a taşınamaz. Futbol Federasyonu taşınır mı dediğinizde çok laik olan İstanbul kulüpleri, çok cumhuriyetçi olan İstanbul kulüpleri Ankara'ya alacağız deseniz bırakırlar mı federasyon Ankara'ya? Bırakmazlar. Çünkü herkes istediği gibi yapıyor. Bakın futbol kulüplerinde yapmak çok önemli. İstanbul'dan bir sanıyorum yorum var. Tuğrul Bey. Efendim
Şimdi ben Hakan Bey'in söylediğine İstanbul konusunda konuşuruz. Bir şey söylemek istiyorum. 2016'da çok önemli bir futbol efsanesini, yani benim de çok hayran olduğum Johan Cruyff'u kaybettik. Johan Cruyff aynı zamanda bir futbol entelektüeli. Yani mükemmel bir oyuncu. Barcelona ile ve Hollanda ile gerçekten olağanüstü sportif başarılara ulaşmış bir futbol insanı. Ama çok önemli bir futbol entelektüeli. Ölmeden, kanserden kaybettik. Çok genç yaşta da gitti. Şöyle bir en son makalesinde şöyle bir şey yazmıştı. Diyordu ki bir kulübün performansı taktik, teknik, eğitim ve finansın toplamından oluşur diyordu. Şimdi burada finans kavramı çok önemli. Şimdi Hakan Bey Trabzonspor'dan örnek veriyor. Tabii Trabzon'un olduğu için doğal olarak Trabzonspor. Ben hemen size rakam vereyim. 31.8.2022 itibariyle toplam Trabzonspor'un geliri yaklaşık 929 milyon lira. Ya birikimli zararı 1,5 milyar liraya ulaşmış. Yani 929 milyon liralık bir gelire karşın 1,5 milyar lira zarar ve 535 milyon, 600 milyon lira negatif öz kaynak var. Şampiyon olsanız ne yazar? Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Zaten UEFA da bu kulüplerin bu olumsuzluklarını gördüğü için finansal fair play'in ismini değiştirdi. Dedi ki sürdürülebilirlik kavramı adı altında yeni bir isim getirdi. Sayın Akşar, ona... bir stüdyodan bir sorumuz var. Bey, özellikle tabii araya girmedim isticamınız bozulmasın diye, Türkiye'ye getirilen yabancı sporcuların 3'te 2'sinin oynatılmadığı, yani transferi yapıyoruz ve bir kısmını oynatmıyoruz noktasında bir şeyiniz oldu ki ben de buna katılıyorum. Fakat burada size özellikle şunu sormak istiyorum. Türkiye'de bir menajer problemi var. Yani bu oyuncuları Türkiye'ye getirenler bir menajer şirketleri ve menajerler bu sadece futbolda değil. Diğer yani basketbolda, voleybolda da aynı şekilde devam ediyor. Ben bu demin söylediğinizde o menajerlik şeyini, yani bu bir çeteleşme aslında. Benim çok iyi bildiğim bir takım şeyler var bu menajerlik şirketleriyle ilgili. Hatta bir dönem Beşiktaş'ın Portekizleri getirdiği dönemde de çok ciddi menajerlerle sıkıntılar yaşamışlardı. O konudaki değerlendirmenizi de öğrenmek isterim. Yani getirilen ve oynatılmayan sporcularda ve menajerlik karşıtlığı noktasında ne düşünüyorsunuz acaba? Sayın Akşar, ben de bir araya gireceğim. Son bir buçuk dakikamız, çok hızlı bir şekilde toparlamak mümkün olursa. Dünyada ve Türkiye'de menajerlerin inisiyatifine ve onların kendi imkanlarıyla hareket etmesine izin verirseniz hiç beklemediğiniz futbolcuda çok yüksek bedel ödeyerek dolayısıyla onların kazançlarına olanak sağlarsınız. Bununla ilişkili de bir çalışma vardı. 90 milyon liraydı bundan 2 yıl önce menajerlere ödenen toplam komisyon bedeli. Yani bu az bir rakam değil. 100 milyon lirayı konuşuyoruz. Bunlar sıkıntılı, problemli konular ama kulüplerin de kendi scoutları olacak. Yani her şey menajerle devam ederse zaten futbol 2008 yılında OECD tarafından yayınlanan bir rapor var. Futbol aracılığıyla para aklanması ve bunda en önemli olay da transfer ve transferlerin içerisinde de menajerler. Dolayısıyla işte son yasal düzenlemeyle filan da işte menajerlere ödenecek olan ücretler %2 ile vesaire ile sınırlandırıldı ama bunlar yasayla hallolacak şeyler değil. Ben şöyle söyleyeyim o zaman, son bir dakikamız kaldıysa. Konuşacak çok konu vardı ama yani çok fazla konuşamadım. Şimdi günümüzde bir kere sürdürülebilir ve sağlıklı bir finansal yapıya sahip olmadan bir kulübün sportif başarıya ulaşma şansı yok. Olsa bile bu tamamen tesadüftür. Yani kalıcı ekonomik ve sportif başarı bugün finansal sürdürülebilirlikle ancak mümkün oluyor. Biz bunu gördük. Zaten Avrupa'da da UEFA'nın bu konuda yönlendirmeleri var ki UEFA bence ciddi ölçüde sorgulanması gereken bir kurum. Sportif başarı olmadan da ekonomik ve finansal başarıya ulaşmak neredeyse mümkün değil. Bu da bir hayal. O zaman sportif başarının motorunu sağlıklı sürdürülebilir bir mali yapıyı oluşturmamız lazım. Bugün Sayın futbol Akşar, son bir cümleyle toplayalım. Yönetmen arkadaşım biraz da sıkıştığımızı söyledi. Bugünkü futbol yapılanmasıyla bizim 59 yaklaşık 63 sezonda bir başarıya ulaşamamışız. Bundan sonra da ulaşma şansımız yok. O yüzden yaratıcı bir yıkımla bütün bunların ortadan kaldırılıp, lağve edilip yeni bir futbol yapılanması ve stratejik bakış açısı getirir. Yoksa biz mevcut palyatif önlemlerle ve siyasetin denetiminde ve yönetiminde böyle gideriz. O da sportif performans getirmez. Türkiye'yi Avrupa'dan ve dünyadan futbolda uzaklaştırır. Kısa bir ara veriyoruz, 10 dakika sonra spor konuşmaya, sporun gerçek meselelerini konuşmaya devam edeceğiz.
Beşinci günde spor konuşmaya devam ediyoruz. Sporun gerçek sorunlarını ele almaya devam ediyoruz. Şu anda bir milli maç devam ediyor. Henüz golsüz beraberlik. Son aldığımız haber en azından bir dakika önceye kadar böyleydi. Bu maçın ardından ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımızı da görüşeceğiz, burada tartışacağız. Ama daha önemlisi kaldığımız yer spor ve siyaset ilişkisi. Ben hemen Serhan Özdemir'e döneceğim. Spor yasasının, ki futbol kulüpleri yasası mıdır bu diye de az önce tartıştık. Bu yasanın oluşumu sırasında çok ciddi emek harcadınız, görüşmelere katıldınız. Siyaset bu yasayı ne şekilde yönlendirdi, ne şekilde etkiledi? Olumsuz noktaların artmasında, eksiklerin artmasında siyasetin rolü neydi? Şimdi siyasetin rolü, yani bu yasanın çıkmasında siyasetin rolü çok fazla. Fakat burada şunu göz ardı etmemek lazım. Spor söz konusu olduğu zaman spor aslında siyaset üstü bir konudur. Bütün meclisteki bütün siyasi partiler spor söz konusu olduğu zaman birleşebilir. Amaç, çünkü sporda başarılı olduğu zaman bu bir siyasi değil, bu devletin, ülkenin başarısıdır. Dolayısıyla bu yasada gündeme geldiği zaman mecliste, komisyonda herkes bir araya geldi ve görüşlerini söyledi. Çok değerli görüşler oldu. Fakat özünde bu aslında spor kulüpleri yasası ve spor kulüpleri federasyonları yasası diye geçiyor ama aslında futbol kulüpleri yasası olarak çıktı. Meclisteki yani futbolla bağlantılı milletvekillerinin aslında çok iyi niyetli olarak oluşturdukları bir yasa ama eksiği ve şeyi, problem yaratacak kısmı çok fazla. Bazı konular muhalefet tarafından da yeterince dile getirildi. Getirilmeyen kısmı da var ama dile getirilen kısmı da göz ardı edildi. Çok şey yapılmadı, dikkate alınmadı. Öncelikle burada amaç spor kulüplerini Spor Bakanlığı bünyesi altında birleştirmek. İşte bir spor kulübü, tırnak içerisinde spor kulübü ve spor anonim şirketi şeklinde iki oluşum benimsenmiş. Denetimi hem Spor Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı denetimi bırakmıyor bu arada. O da denetleyecek. Ve yöneticilerin ve başkanlara çok ciddi mali ve cezai yükümlülükler var. İşte gelir gider eşitliği bağlamında. Buradaki aslında gerekçedeki amaç şu. İşte gelirinin çok üzerinde borçlanmasın spor kulübü. Bir de spor kulüplerinin gelirleri işte sportif gelirler olacak. Futbolcuların işte transferinden vesaire, işte tribün geliri, sponsor geliri. Bununla spor kulübünü ayakta tutmaya, çalışmaya gayret eden bir yasa ama deminki ilk bölümde de bunu konuştuk. Yasa çıkarılmasıyla bunun yasadaki şekliyle uygulanması birbirini hiçbir zaman tutmuyor. Zaten şöyle bir şey de var herhalde. Bu yasayı bizim çıkartma nedenimiz aslında bu eksiklikleri gidermek, bu sorunun tespiti değil. Yurt dışındaki o fair play ve diğer bazı sıkıştırmalardan sonra artık devletin sürekli bunu finanse etmek istememe durumuydu. Ya o da var. Bir de tabii biz şimdi spor kulüplerini konuşuyoruz ama spor federasyonları kısmı da çok sıkıntılı. Yani kulüplerin bir araya getirip kendi federasyonlarını kurma, yani orada 15 kulüp bir araya gelir bir oluşum yapar. Bu aslında çok hiç desteklenmeyecek bir şeydi. Çünkü fakat bu şekliyle çıktı. İleride nasıl bir sonuç verecek onu yaşayarak göreceğiz ama ben bunun, yani bu federasyon kısmını da hiç doğru bulmuyorum. Bunu çok eleştirenler de oldu. Hem akademik camiadan hem meclisteki görüş bildiren siyasi partilerin komisyonları, muhalefet grubu. Fakat bu şekliyle geçti. Ama Türkiye'de demin de dediğim gibi bir yasa çıkartılıyor. Ondan sonra özellikle bu hükümet zamanında işte kervan yolda dizilir misali. Onun eksikleri, gedikleri, yanlışları torba yasalarla değiştire gidiyorlar. Biz hukukçular arasından da çok sıkıntılı bir durum. Takip etmek çok güç. Çünkü her an hep bir torba yasada hep bir değişiklik. Yani yasa yapma konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Bu çok ayrı bir teknik. Yasa yapma tekniği. Biz bunu bir türlü öğrenemedik. Zor bir süreç ama yani yeterli danışmanımız mı yok? Danışmanları bence var ama danışmanları, teknokratları, bürokratları dinlemiyorlar. Ve böyle işte torba yasalarda devamlı yasa değişikliği yaparak ilerliyoruz. Yani bu yasa bence ileride çok büyük problemlere yol açacak. Aslında iyi niyetli bir çıkışı var ama yapılışı, dizayn edilişi, oluşturuluşu, yüklediği
mali ve cezai sorumluluklar ileride insanların başını yakacak, insanları mutsuz edecek ve sportif başarıyı da yasada beklenildiği gibi getirmeyecek. Hatta spor kulüplerinin de bir anlamda belki kapanmasına yol açacak kısımları da var. Yani onu söyleyeyim. O noktaya geldiğimiz zaman evet. Zaten bugün bizim konuştuğumuz ama genelde konuşulmayan bu konuların ne kadar önemli olduğu da herhalde evet. Ortaya çıkacak. Burada Hakan Hocam sıkıntı sanıyorum bizim kulüp taraftar kültürümüzün biraz başarıya odaklı olması, biraz o güç duygusunu yansıtmayla işte oradan o oyuncuyu aldık, güçlüyüz, buradan bunu yaptık, şunun elinden güçlüyüz, kaptık, şundan şu istiyordu biz aldık. Aynen öyle. Hı hı. Ve bu konuda baskı olması ve kulüp başkanlarının da veyahut da yöneticilerinin de hani bu baskıya direnememesi noktasında var. Yani değil. Şöyle kulüp başkanları olsun, menajerlik sistemi olsun, kulüp yöneticileri olsun. Yani çok masum görünmüyorlar. Yani bizim deneyimlerimize göre çok masum değiller birincisi. Bir de kendilerini gerçekten güçlü hissediyorlar herhalde değil mi? Yani ya her zengin gibi. Siyasetle bu işi bir noktasında çözeriz. Bir yerde şöyle, her zengin gibi sonuçta. Yani işte müteahhit futbol diyoruz ya, kendini en akıllı, en bilgili, en başarılı olarak görüyor tabii başkanlar. Taraftarların baskısıyla da, onların pohpohlamasıyla da hoşuna gidiyor. Bir daha çok transfer yapmak istiyor. Yani Türkiye'de en büyük sıkıntılardan biri şampiyon olduktan sonra başlıyor kulüpler için. Yani şimdi mesela Manchester City İngiltere'de peş peşe 7 yılda 6 kere şampiyon oluyor. Almanya'da Bayern oluyor. Bu çok iyi bir şey diye söylemiyorum. Ama devam ettirebiliyor. Niye devam ettiriyor? Çünkü şu var. Belli bir sistemi var. Belli gelir gider dengesi var. İyi transfer politikası var. Bizde şu oluyor. Bu sene şampiyon oldunuz. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne gideceksiniz. Hemen şu başlıyor. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. O zaman ne yapacağız? Şampiyonlar Ligi'nden de para gelecek ya. Haydi transfer yapalım. 5, 6, 7 tane oyuncu alıyorsunuz yabancı. Normalde en yüksek para diyelim 2 milyon euro, 2,5 milyon euro veriyorsunuz yıllık bir oyuncuya. Oluyor aldığınız yerin önce 4,5 milyon euro vermeye başlıyorsunuz. Euro'nun Türkiye'de kaç lira olduğunu da geçiyorum. Yani döviz kuru farkını da geçiyorum. Alıyorsunuz bunları, ön elemede eleniyorsunuz. Geçen senenin şampiyonu bu seneyi mesela 6. bitiriyor mesela. Trabzonspor 6. mı bitirdi? Bu çok yaşanıyor bakın. Bir kulüp mesela şampiyon oluyor diyor ki başladık gidiyoruz artık. Bundan sonra bizim dönemimiz diyor. Olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü mali olarak bir anda açılıyor. Şampiyonlar yine kalmak için ön elemeye geçemiyor çoğu Türk takımı. Bunun en ciddi örneği de 2. ligden 1. lige veyahut da 1. ligden Süper Lig'e. Onu da hemen söyleyeyim. Çılgın bir şekilde bir önceki şampiyon takımdan bir oyuncu bile yok. Bu sene öyle olmadı. Bu sene çok akıllı iki kulüp vardı. Şimdi mesela bu sene Galatasaray ne yapacak merak ediyoruz. Harcamanın dışında futbolda çok önemli bir şey var. Takım içi denge. Siz şampiyon olan kadronun oyuncuları o sene 2-2,5 milyon euro alırken ki Türkiye için acayip bir para bu aslında. Yeni gelen oyunculara 4-4,5 milyon verdiğiniz zaman seneye bu sene sizi şampiyon yapan oyuncular diyor ki o yeni gelen oynasın diyor. Çok güzel para verdiniz. Bakın bu hani şey değil. Bir şehir efsanesi, bir argo falan diye tamamen böyle oluyor. Verdiğiniz parayı oynasın hadi bakalım diyor. Oynasın diyor. Performansı düşüyor. Yeni gelen de ne kadar adapte oluyor olmuyor. Biraz önce söylediniz. Bir de PTT 1. ligden yabancılara euro, Türklere Türk lirası şimdi tartışması oldu, yapmıştık. Şimdi bunun oldu. Da ama etkilerinin olduğunu kabul etmemiz lazım. Şimdi şöyle Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı geldi kiralık olarak 25 milyon lira yıllığı hiç oynamadı aşağı yukarı. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'e iyileştirmeyle 20 milyon liraya çıktı. Biri 25 milyon lira aldı hiç oynamadı. Öbür ikisi oynuyor. Şampiyon takımdaydı 20 milyon lira aldı. Şimdi ilk defa belki çok güzel bir şey oldu. Bir alt ligden, birinci ligden çıkan iki İstanbul kulübü dedi ki biz harcama yapmayacağız dedi. Ben İstanbulspor yöneticileriyle konuştum. Saymanıyla konuştum mesela arkadaşım. Biz de harcama yapmayacağız dedi. Çünkü eğer birincilikte kalırsak, Süper Lig'de pardon eski birincilikte, seneye daha güçlü oluruz dedi. Hayır, harcama yapmadan düşersek bu sene aldığımız yayın geliriyle bir alt ligden tekrar gelme ve daha dengeli bir bütçeyle gelme şansımız olur dedi. Bu politikayı izleyen iki kulüpten biri düştü,
biri kaldı. Ümraniye düştü, İstanbulspor kaldı. Bu demek değil ki seneye İstanbulspor bir daha kalacak ya da daha üst sırada olacak. Ki İstanbulspor bayağı da yukarıda bitirdi son haftanın aslında skorlarıyla. Aslında çok güzel bir şey. Demek ki biraz ders almaya başladık. Yani evet, Bursaspor gibi, Eskişehirspor gibi, gibi çok önemli markalar, Kocaelispor gibi çok önemli markalar bir takım zorluklar geldi, yaşarken geldi. Hani şimdi çok güzel. Şimdi bakın. Şimdi bu anlayış demek ki bir umut var. Tabii. Şimdi 1,5 saat sonra ilk umutlu cümle hocam. 2000 yılında UEFA Kupası'nı ve Süper Kupayı aldık Türkiye olarak, değil mi? Kulüp de tabii Galatasaray. 2002'de dünya üçüncüsü olduk. O günden bugüne gelin kulüpler o güne göre çok daha fakir. O günün dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu olan teknik direktörleri bugün çok daha zengin. Yani tabii ki çalıştılar, kazandılar ama çok daha zenginler. Kulüpler çok daha fakir, oyuncular çok daha zengin. Yakın zamana kadar medyada çok daha zengindi. Şimdi medyada döndüremiyor. Şimdi bu işte bir anormalik oldu kesin. Başkanlar daha zengin, oyuncular çok zengin ama kulüpler çok kötü durumda. Yani bunu izah edecek bir formül var mı? Burada bir iyi niyet görebiliyor muyuz? İşte menajerlik sistemi var, para aklama var, şu. Yani burada bir mantıkla açıklayamıyoruz, iyi niyetle açıklayamıyoruz. Eğer bu kulüp başkanları, bu kadar zengin, başarılı iş adamları, kulüpleri bu kadar borca sokuyorlarsa kendi işlerinde ne yapıyorlar? Kulüplerde mi özellikle kulübü zarara uğratıyorlar ya da bir para bir yere kaçıyor? Yoksa kendi işlerini yaparken başka bir şeylerle mi bu kadar para kazanıyorlar? Yani bu para nereden geliyor? İkisi de aynı adam. Kulüpte bu kadar zarar ediyor, kendi işinde bu kadar kazanıyor. Yani bunu bir izah etmeleri gerekmez mi? İşinde mi sen kendine kazandıracak farklı yöntemler uyguluyorsun? Ya hemen hemen Serhan'a döneyim. Yasada bu şeffaflık ve denetim konusunu çok ön plana çıkartmıştık. Evet. Altı dolu mu? Altı dolu onun. Fakat burada ben Hakan Hocam'a şunu, yani çok güzel bir noktayı demin izah etti.